Hoş geldiniz. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın ihtiyaçlarını binaen başlatılan Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi, kısaca DİMDEK projesi kapsamında HDG Derya kod ismiyle A1590 gemisinin inşa faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda geminin son halini görmektesiniz. HDG Derya ile ilgili en yoğun kış döneminde bile gemiyle ilgili bilgileri servis ediyor. DİMDEK projesi ile ilgili şunu söyleyelim. Geminin Sefine Tersanesi tarafından suya indirildiğini görmekteyiz. HDG Derya suya indirilmiş durumda. Kısaca DİMDEK projesinde geminin boyu 194 metre, geminin genişliği 24 metre, deplasmanı 22 bin ton, seyir sahası ise 4500 deniz mili, denizde kalma süresinin 30 günden fazla olduğu belirtiliyor. 2 adet LM2500 gaz türbünü ve suya indirmenin de an itibariyle yapıldığını hatırlatalım. Henüz donanmaya teslim edilmedi. TCG Derya gemisinin sadece denize indirildiğini görmekteyiz. DİMDEK sahil desteği olmaksızın en az 4 geminin ikmal maddeleri, ki burada yiyecek, su, tıbbi malzeme, yakıt, cephane ve benzeri bütünlemesini denizde ikmal yöntemiyle yapacak. Gemilerle üzerinde konuştu bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçlarının, helikopterlerin, insansız hava araçlarının belirli bir seviyedeki bakımlarının ve onarımlarının yapılmasına destek sağlayacak. Komuta kontrol gemisi olarak görev yapacak DİMDEK, savaş dışı harekat kapsamında insani yardım, deniz aydutluluğuyla mücadele, doğal afet yardımı, arama kurtarma, muharip olmayan olayların faaliyetlerinde de destek sağlayacak. Bunu da ifade edelim. Kendisi en büyük gemilerden bir tanesi. TCG Anadolu, yeni ismiyle LHD Anadolu gemisinden sonra deniz kuvvetlerimizin ikinci büyük gemisi olan DİMDEK, Savunma Sanayi Başkanlığı ile yapılan sözleşme gereğince Sefine Tersanesi tarafından inşa ediliyor. Proje kapsamında Aselsan, Havelsan iş ortaklığıyla savaş sistemi bileşenleri de sağlanacak. Savaş sistemi entegrasyonu, seyir yardımcıları, bunun dışında uydu muharebe sistemi, helikopter kontrol radarı, kırlangıç, gece gündüz kamera sistemi gibi çok sayıda sistem yerli olarak üretiliyor. Yine Havelsan'ın mesaj işletim sistemi, gemi bilgi sistemi, gemi veri dağıtım sistemi ve savaş yönetim sistemi dikkat çeken özellikler arasında Aselsan'la Havelsan gemideki sistemlerle beraber %80'in üzerinde yerlilik oranına ulaşıyor. Yine STM ile imzaların 2012 yılında atıldığını da hatırlatalım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yönetim ve sorumluluğunda bu proje STM firması tarafından da destekleniyor. Evet dostlar, tekrardan Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin suya indiği haberini hatırlatalım. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.